terör örgütleri ve FETÖ tarafından sokağa atılan ve incelenmek üzere Cumhuriyet Savcılığı tarafından tarafımıza gönderilen kitaplar üzerindeki parmak izlerini kimyasal inceleme metodu yardımıyla görünür hale getirdik. Bu görünür hale getirmiş olduğumuz parmak izlerini jandarma otomatik parmak izi teşhis sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü otomatik parmak izi teşhis sisteminde taramasını yapacağız ve kişilere ulaşacağız. Gerçek suçlara ulaşacağız. Bu kitap Cumhuriyet Savcılığı tarafından bize incelemek üzere, parmak izi incelemesi yapılmak üzere gönderilmiştir. Biz buna kimyasal inceleme metodu uygularak üzerindeki izleri görünür hale getiriyoruz. Arkasından görünür hale getirmiş olduğumuz parmak izlerini otomatik parmak izi teşhis sistemi jandarmanın emniyet ve jandarmadaki teşhis sisteminde sorgulamasını yapıyoruz ve bulmuş olduğumuz izlerin kimlere ait olduğunu tespitini yapıyoruz. Cam, metal, bıçak, tabanca, plastik, poşet gibi deliler üzerindeki izleri, parmak izlerini görünür hale getiriyor. İçerisinde koymuş olduğumuz süper glue maddesi polimerleşip izin bulunduğu, parmak izinin bulunduğu papillere yapışıyor ve parmak izini görünür hale getiriyor. Bu görünür hale getirmiş olduğumuz parmak izlerini fotoğraflamak suretiyle alıyoruz ve otomatik parmak izi teşhis sisteminde kodlamak suretiyle aramasını yaptırıp gerçek kişilere ulaşıyoruz. Son 3 ay içerisinde 231 PKK ve diğer terör örgütleri olmak üzere 316 kişi, 61 FETÖ PDY dosyasında 467 kişi, 62 öldürme olayında 103 kişi, 145 uyuşturucu madde olayında 176 kişi, 1685 hırsızlık olayında 1942 kişi ve diğer olaylarla beraber toplam 2765 faili meçhul 3 ay içerisinde aydınlatılmıştır.